Değerli arkadaşlar, şimdi hani gönül zenginliği var ya, gönül zenginliğini sana anlatacağım. Gönül zenginliği neden çok önemli? Gerçek zengin olabilmek için neden gönül zenginliği önemli? Bak, bize hep anlatıldı değil mi? Ne anlattılar? Gönül zenginliği çok önemli dediler. Evet, çok önemli. İşte size bu konuyu anlatacağım. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz gönül zenginliğiyle gerçekten nasıl zengin olursunuz, nasıl başarılı olursunuz bunu anlatacağım. Bak, şimdi bize sürekli dendi. Bu çok güzel. Hatta hadis-i şerif de var. Gönül zenginliği, tamam mı? Gönülden zenginlik. Burası zengin olursa, kalbin zengin olursa o zaman kalbin frekans yayıyor. Tamam mı? Çünkü gönlündekini ne yapıyorsun? Yaşıyorsun. Hep sana söylediler. Ne dediler? Allah gönlüne göre versin dediler değil mi? Sürekli herkes bu duayı aldı. Kalbinde ne varsa Hazreti Allah onu veriyor. Peki kalbinde zenginlik varsa o zaman zenginliği de veriyor. Fizik kurallara göre, biyolojik kurallara ve nöropsikolojiye göre gönül frekans yayıyor. Bu şekilde frekans yayıyor. Yani kalbindeki zenginliği yaşayabilmek için frekans veriyor. Ve kişi gerçekten bak sözde değil, gerçekten kalbi zenginse o gerçekten zengin oluyor değerli arkadaşlar. Peki bu gönül zenginliği lafta değil, gerçek olması için ne yapılması gerekiyor? İlk adım nedir? Bak ilk adım şu değerli arkadaşlar. Lafta değil gerçekte olabilmesi için bir kere kafandaki bakış açın zengin olması lazım. Yani beyin. Bu senin beynin. Burada zenginliği ilk önce kafanda yaşaman gerekiyor. Yani bakış açın zengin olması lazım. Bakış açısı. Yani senin bilinçaltın, senin bilincin, senin beynin, senin aklın, senin zihnin zenginliği yaşaması gerekiyor. İlk önce kafada başlıyor çünkü her şey. Beyinde başlıyor. Beyinden aşağı inmesi için doğru davranışlar sergilemen gerekiyor. Yani bu bağlantıyı iyi kurabilmen için doğru davranışlar sergilemen gerekiyor. Sadece düşünerek zengin olmuyorsun. Yani düşün de zengin ol. Sadece kitaplarda oluyor değerli arkadaşlar. Uygulamak da gerekiyor. Bazıların sadece dilinde zenginlik. Tamam mı? Zenginlik dilinde. Sürekli ne diyor? Benim kalbim temizliyor değil mi? Hani dilde ama. Yüzüne bakıyorsun, simasına bakıyorsun, kalbi temiz değil. Kalp yüzüne yansır insanın. Veya benim gönlüm zengin diyor. Peki senin gönlün gerçekten zenginse sen cömert olursun biraz değil mi? Biraz senin cebinde de davranışlarında bu zenginlik olur. Yani onu dışarıdan insan görebilir. Senin gerçekten gönlünde ne varsa o senin vücuduna yansır normalde. Ama sende sadece ya hocam benim gönlüm zengin, benim kalbim temiz sadece laftaysa, bunu beynine sokamadıysan daha gönlüne de gerçekten indiremedin demektir. Yani lafla peynir gemisi yürümez. Sen dilinle zengin değil, beyninle ilk önce zengin olman lazım. Bakış açın zengin olması gerekiyor. Mindset'in zengin olması gerekiyor. Finansal rahatlığı ilk önce beyninde yaşayacaksın. Doğru davranışta da gönlüne indiriyorsun. Gönlüne indirdiğin zaman zenginliği, işte gerçek gönül zenginliği davranışlarıyla gerçekten zengin oluyor. İyi insan oluyor, hayırsever insan oluyor. Başkalarına faydalı oluyor. Şomazlı, muşmula, suratlı olmuyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla ilk önemli konu ne? Kafanda zengin olmak gerekiyor. İlk oradan başlıyor. Yani senin eğer zenginlere bakış açın kötüyse senin gönlün zengin olamaz. Senin paraya karşı bakış açın beyninle, tamam mı, kötüyse, olumsuzsa, seni öyle programladılarsa, yani senin kafanda kilitler varsa paraya karşı, o sadece dilinle zengin olursun. Beyninle değil. Beynin kilitli olduğu için zenginliğe karşı bunu da gönlüne indiremezsin. O yüzden senin gönlün zengin olamaz. İlk yapman gereken şey neymiş? Bakış açını, beynini, aklını, mindsetini zenginliğe programlaman gerekiyor. Fakat sana eğer bu zamana kadar olumsuz kelimeler yüklendiyse, zenginliğe karşı, paraya karşı, elinin kiri, zenginler kötü gibi cümleler ile, filmler ile seni programladılarsa, kafanda kilitler oluştuysa, bu kilidi de sen açmadıysan o zaman sen gönül zengini değilsin. Şunu da anlatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Gerçek gönlü zengin insanla sahte gönlü zengin insanlar arasındaki farkı söyleyeyim size. Şimdi bir kere gerçek gönlü zengin insanlar
hiçbir zaman benim gönlüm zengin demez. Bunlar davranışlarıyla gösterir. Diliyle değil, çünkü lafla peynir gemisi yürümez. Dolayısıyla gerçek gönlü zengin insanlar davranışlarıyla zengin olduğunu, gönlünün zengin olduğunu gösterirler. Ne yaparlar? Bunlar genellikle %99'u zaten zengindirler. Tamam mı? Ve hayırsever insanlar bunlar. Hayır yaparlar, iyilik yaparlar, güzellikler yaparlar. Ve bu insanlar gerçek gönül zenginleri. Eğer sahteleri görmek istiyorsanız, sahte gönlü zengin olanlar, bunlar sürekli dillendirirler. Benim gönlüm zengin derler. Sürekli benim gönlüm zengin, benim kalbim temiz diye söylerler. Ama bunların davranışlarına asla yansımaz. O gönül zenginliği asla yansımaz. Cebinde zaten parası olmaz, bereketi olmaz, kimseye hayrı olmaz, borçlarını ödemez, söz verdiğimi yerine getirmez. Sahte, fake gönül zenginlerinde farkı bu değerli arkadaşlar. Bununla beraber şunu da eklemek istiyorum. Kalbim temiz diyenler de sahte olanlar. Hani benim kalbim temiz diyenler var ya, bunu sürekli dillendiriyorsa bu insanın kalbi temiz değil. Zaten yüzünden belli oluyor. Çünkü yüz ayna gibidir. Kalbi temiz olsa yüzüne zaten yansır. Kalbi gerçekten zengin olsa, gönlü zengin olsa o zaman davranışlara yansır. Dolayısıyla gerçek kalbi temiz insanlar ve gerçekten gönlü zengin olanlar bunu hiçbir zaman dinlendirmez ve söylemez. Yani benim gönlüm temiz demezler, benim gönlüm zengin demezler. Sadece davranışlarında ve yüzünde görürsünüz onu. Genellikle başarısız insanlar yapamadığı zaman, başaramadığı zaman, tamam ben yapamadım, edemedim ama benim gönlüm zengin diyerek o hadis-i şerifi suistimal ederler. Kendini, nefsini temize çıkarmaya çalışanlar benim gönlüm zengin der, benim kalbim temiz der ve o hadis-i şerifi, yani gönül zenginliğini anlatan o hadis-i şerifi kötüye çekerler. Yani kendi başarısızlıklarını, kendi eksikliklerini kapatmak için, örtmek için maalesef suistimal ederler. Benim de acizane tecrübem şu değerli arkadaşlar. Gerçekten gerçek gönül zenginleri hayırsever, zengin, gerçekten davranışları o şekilde olan insanlardır. O yüzden ilk yapman gereken şey ne? Beyninde, zihninde, aklında kilitleri doğru anahtarla açıp zenginliği ilk kafanda yaşamak. Bakış açını zenginlere karşı olumsuz değil, olumluya çekmek. Paraya karşı olumluya çevirmek. Oradan kalbine indirme. Kalbine indiği zaman zaten gönlün zengin oluyor. Kalbinde yaydığı frekanslarla zenginliği, güzelliği, bereketi, hayrı, hasenatı çekersin kendine. Dediğimiz gibi kafanda ilk bakış açın zenginliğe programlandıysa gönlün de o şekilde oluyor. Gönlün zengin olursa da zaten bütün güzellikleri mıknatıs gibi çekersin. Davranışların da o şekilde olur. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımızın kafasındaki kilitlerini açıp yeteneklerini, yani kanatlarını onlara kullanmayı öğretiyoruz, gösteriyoruz. Kafasındaki bakış açısını zenginliğe, güzelliğe programladığı zaman gönlünü de o şekilde programlıyor. Gönlü o şekilde olduğu için de güzellikleri kendine mıknatıs gibi çekiyor. Eğer bizim de sana bu konuda yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime geçebilmek için videonun altında linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.